Merhaba arkadaşlar, Fujifilm Antalya Showroom'dan Ümit ben. Kamera arkasında Can'la beraber bugün size Fujifilm'in XF ve XC serisi lenslerin herhalde tamamının ne olduğunu anlatacağız. Aynı zamanda lens üzerindeki kısaltmalardan bahsedeceğiz. Bununla alakalı bize çok soru geldi son bir yılda herhalde mi? Bayağı geldi bu nedir ne değildir diye. Kabaca bunlardan bahsedeceğiz. Aklınıza takılanları umarım cevaplayabiliriz. Fujifilm'in orta format makine dışında kullanılan lenslerin tamamına X-mount lensler diyoruz. Ve X-mount lensler de ikiye ayrılıyor. XF ve XC diye. Öncelikle XF lensten bahsedelim. XF lenslerin en önemli özelliği şu, yapı olarak metal malzemeden üretilmiş olmaları. Bu da dayanıklı ve kaliteli oldukları anlamına geliyor. Aynı zamanda diyafram halkaları hepsinin üzerinden değişiyor. XC serisi lensler ise XF lenslere göre daha kompakt bir yapıya sahip, daha hafif, ağırlıklı olarak plastik aksamdan yapılmışlar. Fakat bu plastik aksamdan yapılmış olmaları sizi yanıltmasın. Yani ortaya çıkan sonuç fotoğrafta veya videoda XF serisine göre daha kötü değil. Aksine aynı kalitede görüntü alabiliyorsunuz. Bunların avantajı daha kompakt olması. Şöyle bir dezavantajı var fakat XF serisi lenslerin birçoğu suya toza dayanıklıyken birazdan bahsedeceğim. XC serisi lenslerde böyle bir olay yok. Diyaframı lens üzerinden değiştiremiyorsunuz. Makinenizin ön veya arka çarkından değiştirebilirsiniz. Bu lenslerin üzerinde bir sürü yazı var. Super EBC yazıyor, işte OIS, WR, R gibi yazılar var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle R'den bahsetmek istiyorum veya R'dan bahsetmek istiyorum. Eğer kullandığınız lensin üzerinde R harfi varsa diyaframı gördüğünüz gibi objektif üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Tabii bunu dilerseniz yine makinenizi atayıp makine üzerinden de değiştirebilirsiniz. Ama Fujifilm'deki lenslerin üzerinde R harfi görüyorsak diyaframı buradan değiştiriyoruz. Birçok lensin üzerinde WR harfi görüyorsunuz. Bunun da açılımı Water Resist oluyor. Bu da lensiniz eğer uygun makineyle kullanılıyorsa suya ve toza dayanıklı anlamına geliyor. Uygun makineler ne diye soracak olursanız işte X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-Pro serisinin tamamı ve X-H serisi, X-H1 olarak düşünebilirsiniz. Makineniz varsa lensinizi taktığınızda suya ve toza dayanıklı oluyor. Fakat bu bazen şöyle bir yanılgı da yaratabiliyor. Suya toza dayanıklı olması bu aletin su altı kamerası olduğu anlamına gelmiyor. Pandemiden önce workshoplarımızı yaparken burada Antalya'da Yat Liman diye bir yer var. Yine bu şekilde anlattığımızda katılımcılardan biri balık deyip Yat Liman'da denize sokmaya çalışmıştı. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Tuzlu suya hiçbir şeye dayanmaz. Yani yağmurlu havalarda gönül rahatlığıyla çekim yapabilirsiniz anlamına geliyor bu. Hemen hemen bütün zoom yapan lenslerimizde OIS diye bir şey var. Optic Image Stabilizer. Bunu da en anlaşılabilir diliyle düşünecek olursak titreşim önleyici olarak düşünebiliriz. Titreşim önleyici bizim nerede işimize yarıyor? Ondan bahsedeyim ben size. Eğer düşük ışık şartındayız ve yüksek enstantaneye çıkamıyorsak titreşim önleyici sayesinde elimizin titremesini bir nebze olsun absorbe edebiliyor ve daha net fotoğraf çekebiliyoruz. Bu bizim zoom yapan lenslerimizin neredeyse tamamında var. Sadece 16-55 ve 8-16 lensimizde yok. Normalde prime lenslerin hiçbirinde yok. Yani zoom yapmayan lenslerimiz hiçbirinde yok. Onlarda da 80 mm makro lensimizde ve 200 mm tele lensimizde var. Bir de LM harfini görüyoruz. Bunun da açılımı lineer motor. Bu da şu anlama geliyor. Makinamızın içerisindeki motorun yani lineer motor sessiz, hızlı ve kararlı bir otofokus yapıyor. Bu da fotoğraf çekimlerinde çok işimize yarıyor. Ekstradan video çekimlerinde de bunun artısını görüyoruz. Hatta videoda son zamanlarda bu LM'ler bayağı işimize yarar oldu bizim. Özellikle aktüel çekimlerde hareketli bir şey çekiyorsak çok işimize yarıyor. Bir de Power Zoom diye bir şey var. Power Zoom'da şu oluyor. Sadece 15-45 lensimizde var. Hatta onu şöyle kabaca bir göstereyim. Şimdi birçok lensle zoom yapmak için ne yapıyoruz? Şunu şöyle çeviriyoruz. Yani şunu dediğim odak kısmını çeviriyoruz. Yakınlaştırıp uzaklaştırıyoruz. Eğer PZ bir lens kullanıyorsanız yani XC 15-45 lens kullanıyorsanız burada çevirdiğiniz zaman lensin ileri geri gitmesi bir motor aracılığıyla oluyor. Şöyle çevirdiğimde bakın ileri geri hareket edebiliyor. Bu fotoğrafta da çok işiyor, videoda da aslında işe yarıyor. Videoda da bunu deneyebilirsiniz. Yani akıcı bir şekilde zoom in, zoom out yapabiliyorsunuz. Bunun dışında APD diye bir kısaltmamız var. APD ise sadece XF 56 mm 1.2'de var. XF 56 mm'nin iki çeşidi var. X'de 1.2 diyaframlı biri standart 56 mm 1.2 diyafram. Diğeri ise 56 mm 1.2 APD. APD'nin anlamı ise apodizasyon anlamına geliyor. Bu da şu oluyor aslında, çektiğiniz objenin arka plandan daha yumuşak hatlarla
ayrılmasını sağlıyor. Özellikle 1.2 bir bokeh canavarı deriz. Yani çok güzel bokehler veriyor. Eğer APD lens kullanıyorsanız daha soft, daha kremsi dediğimiz bokehler alabiliyorsunuz. Bunların dışında iki tane daha bilmemiz gereken bir şey var. Bu ikisi de aslında kaplamalarla alakalı, lens üzerindeki kaplamalarla alakalı. Birincisi Super EBC ve diğeri de Nano GI kaplama. Super EBC de elektron ışın kaplaması anlamına geliyor. Mercek parlamasını azaltıyor. Mercek parlamasını azaltırken de daha iyi renk ve daha iyi kontrast almamızı sağlıyor. Işığın geçirgenliğini daha rahat alıyoruz. Bunun dışında Nano GI kaplamamız var. Eğer lensinizde Nano GI kaplama varsa mutlaka Super EBC kaplama da vardır. Super EBC tek başına olabiliyor fakat Nano GI kaplama tek başına olmuyor. Super EBC ile beraber olması gerekiyor. Nano GI kaplamadaki durumsa şu, fotoğraf çekim esnasında ışık her zaman karşıdan gelmeyebiliyor. Şu an bende olduğu gibi sağ 45, sol 45, yani yanlardan da gelebiliyor. Yanlardan geldiği zaman, yani kenarlardan, yandan geldiği zaman ışığın kırılmasını olabildiğince minimize ediyor. Bize daha keskin, daha kaliteli fotoğraf çıkmasını sağlıyor. Lens kısaltmalarının dışında başka bir kısaltma daha var. TC. Bu da telekonverter oluyor. Şimdi telekonverterin mantığı da şudur. Taktığınız lensi kullandığınız konvertere göre, Fujifilm'de 1.4 ve 2 şeklinde telekonverterler var. Taktığınız lens 1.4 ile çarpıyor ya da 2 ile çarpıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Atıyorum benim 80 mm bir lensim var, makro lensim var. Ben bunu 2x telekonvertere taktığım zaman bu 160 mm'ye çıkıyor. Ve diyaframı da 2 ile çarpıyor. Yani 2.8 ise 5.6 yapıyor. 1.4 takarsam 2.8 ise 4 diyafram yapıyor. Mesela bu elimde gördüğünüz 2x bir konverter. Fakat telekonverterlerde şöyle bir şey var. Fujifilm'in bütün lensleriyle kullanamıyor. Eğer prime lens kullanıyorsanız bunu 80 mm'le kullanabilirsiniz ya da 200 mm'le kullanabilirsiniz. Zoom lens kullanıyorsanız da bunu kullanabileceğiniz lensimiz 55-200, 50-140, 100-400 ve 70-300 lensimiz. Bunlara taktığınız zaman eğer 2x takıyorsanız çarpı 2 olacak. Hem diyaframınız hem odak uzaklığınız. 1.4 kullanıyorsanız hem diyaframınız hem odak uzaklığınız 1.4 olacak. Objektifleri de genel olarak 3'e ayırıyoruz. Geniş açılı, normal ve dar açılı. Dar açılıya aynı zamanda teleobjektif de denilebiliyor. Şimdi kabaca size bunların ne olduğundan bahsedeceğim. Daha sonra Fuji'de bunları sınıflandıracağız beraber. Öncelikle geniş açı objektiften bahsedeyim. Burada fakat şunu unutmayalım lütfen. X sistem makinelerimiz 1.5 çarpanlı olduğu için söylediğim lenslerin tamamını 1.5 ile çarpmamız gerekiyor. Eğer kullandığınız objektif 35 mm'ye kadar bir açı veriyorsa buna geniş açı diyoruz. 35 mm ve 50 mm arasında bir lens kullanıyorsak eğer bu da normal açılı bir objektif oluyor. Normal açı aslında normal biraz garip bir tabir oluyor ama çok fazla bu kullanılıyor. Normali şöyle düşünebilirsiniz. Özellikle 50 mm için 50 mm bir lens yaklaşık olarak 46 derecelik bir açı veriyor. Bu üreticiden üreticiye 1-2 derece değişebilir tabii. 46 derecede aslında şu oluyor. Bizim bir gözümüzün gördüğü açı. Yani şöyle 50 mm, 35 mm de aslında yakın. Ondan da yaklaşık olarak 60 derecelik bir açı veriyor. 50 mm'den bahsedeyim. 50 mm bir lensle, daha doğrusu 50 mm gören bir lensle çekim yaptığınız zaman fotoğraf veya video ne çok dar ne de çok geniş görecek olacak. Bizim gözümüzün gördüğüne yakın bir sonuç alacaksınız. Bu da ne izleyiciyi ne de sizi rahatsız edecektir. Bilinçli bir şekilde geniş veya dar almak istemiyorsanız. 50 mm üzerinde bir lens kullanıyorsak eğer bunlar da dar açılı objektifler veya teleobjektifler diye geçiyor. Tabi burada orta tele gibi tabirler de duyacaksınız. O artık çünkü lens skalaları o kadar arttı ki ara lensler çok fazla olduğu için bazı lenslerde orta derecede diyebiliyoruz. Basit mantıkla şöyle diyebiliriz. Lensinizin üzerindeki rakam ne kadar düşükse o kadar geniş bir açı gösterecek bize. Yani mesela şu an elimde 10-24 bir lens var. Bana geniş bir açı gösterecek ama bakalım neymiş, 70-300 bir lens var. Bu da dar bir açı gösterecek. Bunları kullanım alanınıza göre kendiniz ayar seçebilirsiniz. Fakat bu ikisi dışında bilmemiz gereken iki terim daha var. Aslında bunlar önemli terimler, hatta bu o yüzden sonra bıraktım. Prime ve zoom terimleri. Prime lens şu oluyor. Kullandığımız lenslerin birçok lensle şunu yapıyoruz değil mi? Yani uzaklaştırıp yakınlaştırmak için şu halkayı çevirmemiz gerekiyor. Prime lenslerde burada bir halka yok, çevirmiyoruz. Lens sabit. Mesela 56 mm 1.2 diyaframlı bir lensim var. Yani bu lensle benim bir şeye yakınlaşmam veya uzaklaşmam için hareket etmem gerekiyor. İleri geri benim hareket etmem gerekiyor. Bunların avantajları şu. Prime lenslerde içerisindeki mercekler
dizili ve hareket etmediği için zoom lenslere göre daha keskin, daha kaliteli sonuçlar alabiliyorsunuz. Diyaframları genellikle açık olur. Yani açık diyaframdır. İşte bizde mesela 50 mm f1.0 var. 56 mm 1.2 var. İşte 35 1.4 gibi, 2.8 gibi diyaframlar gibi açık diyaframlar oluyor. Prime lensimizin dışında bir de zoom lensler var. Zoom lenslerde ise olay şudur. Bu lensin odak uzaklığını fotoğrafçı değiştirebiliyor. İster geniş bir açıda alabilir, isterse dar bir açıda alabilir kullandığı lense göre. Bunlarda iki türlü diyafram oluyor. Ya değişken diyafram oluyor. Mesela işte 18-55'ten örnek vereyim. Neredeydi 18-55'imiz? Burada. İşte 18-55'te ne yazıyor üzerinde? 2.8-4 yazıyor. Bu şu anlama geliyor. Ben lensimi 18 mm'ye aldığım zaman inebileceğim en düşük diyafram değeri, rakamsal olarak en düşük diyafram değeri 2.8. 55 mm'ye aldığımda, yani zoom yaptığım zaman rakamsal olarak inebileceğim en düşük diyafram değerim f4. Bunlarda da iki türlüsü var. Ya böyle değişken diyaframlı lensler var, ya da burada var mı? Aa, bir tane 8-16 varmış. 8-16'da ne yazıyor? 8-16 2.8 yazıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ben lensimi 8 mm'ye alsam da inebileceğim rakamsal olarak en düşük diyafram 2.8. 16 mm'ye alsam da 2.8. Bunun ne avantajı var bana? Dar bir açı aldığımda, mesela işte 50-140 bir lensim var. Sabit 2.8 diyaframlı. Yani 50 mm'deyken de 2.8'e girebiliyor. 140 mm'ye getirdiğimde de 2.8'e inebiliyor. Bunun da şöyle bir avantajı oluyor. Ben bu rakamı yükselttiğim zaman, yani zoom yaptığım zaman, lensimden makineme gelen ışık az olduğu için ve diyaframı sabit kaldığı için daha rahat fotoğraf çekebiliyorum. Değişken bir diyaframlı olsaydı daha farklı donelerle bunu kurtarabilirdim. Atıyorum, enstantanemi olması gerektiğinden daha düşük alırdım veya işte ISO'mu yükseltirdim. Bir şekilde yine bunu dengeleyebilirdim ama sabit diyaframlı lensler daha sağlıklı oluyor. Artık Fujifilm'deki lensler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Fujifilm'deki lensleri de iki kategoriye ayırıyoruz. Prime lens ve zoom lens. Şimdi prime lenslere gelecek olursak, düşükten gidelim derim ben. Rakam olarak düşükten gidelim. 14 mm, 16 mm ve 18 mm lensim varsa eğer, bunlar geniş açı prime olarak geçebiliyor. İşte 14 mm 2.8, 16 mm 1.4, 18 mm yine 16 mm'nin 2.8'i var. Bu lensler hem prime lens hem de geniş açı lens olarak geçiyor. Dediğim gibi az önce rakamları yükselterek geçiyorum, devam ediyorum demişim. Yine rakamları yükseltmeye devam edelim. İşte 23 mm f2, 23 mm 1.4, 35 mm f2, 35 mm 1.4 gibi lensleriniz varsa bunlar da normal açılı objektif diyebiliriz. Yani prime'ın normal açılı objektifleridir. Bunların dışında 51.0, 50 f2, 56 1.2, 56 1.2 APD ve 90 mm lensimiz var. Bunlara dar açılı objektif diye geçiyor. Teleobjektif diye geçiyor. Az önce videonun başında zoom objektiflerden bahsetmiştim ya. Burada çok fazla bir kafa karışıklığı olabiliyor. Tele ile zoom aynı değil. Çevirdiğim zaman şunu yapması gerekiyor. Lensin yakınlaştırıp uzaklaştırması gerekiyor. Bu bahsettiğim 90-50 mm'den 90 mm olan kadar lenslerimiz orta tele diye geçebilir ve bunların üstünde bir de 200 mm f2 lensimiz var. Bu da direkt tele lenstir. Bayağı güzel bir lenstir. Özellikle spor fotoğrafçıları, foto muhabirleri çok fazla kullanıyor. Prime lensler dışında bir de zoom lenslerimiz var. Bir de Fujifilm'deki zoom lenslerden konuşalım. Mesela elimde 8-16 bir lens var. Bu lens hem geniş açı hem zoom. Yani geniş açı zoom objektif denilebilir. Bunun dışında 10-24 f4 lensimiz var. Bu da yine aynı şekilde geniş açı ve zoom lenstir. Şu yalıyla çok karşılaşıyoruz. Geniş açı lenslerde olduğunda sabit olabileceğini düşünen insanlar veya zoom objektiflerin çok fazla yakınlaştıracağını düşünüyor. Öyle bir şey yok. Eğer az da olsa yakınlaştırıp uzaklaştırmayı lens üzerinden yapıyorsanız bu zoom bir objektiftir. Bunların dışında az önce gösterdiğim gümüş, tatlı, sevimli duruyor aslında bu da böyle. 15-45 lensimiz var zoom yapan. 16-55 sabit 2.8 var. 16-80 sabit f4 var. 18-55 2.8 4 diyafram ve 18-35 zoom lensimiz var. Genellikle bu lenslerde takkez dediğimiz lensler kategorisine girebiliyor. Özellikle 18-35 seyahat fotoğrafçılarının çok işine yarıyor. 18 mm'den 135 mm'ye kadar bir açıyı kullanabiliyor. Yani geniş bir alandan dar bir alana kadar gidebiliyor. Burada 18-35'i açıkçası tavsiye ederim. Yani bir denemenizi tavsiye ederim. Bulduğunuz şehirlerde showroom'umuz varsa eğer, mutlaka gidin bir kahvelerin için ve deneyin derim.
Bu saydığım lensler zaten Fujifilm'in en çok tercih edilen lensleri. Bunlar dışında tele objektiflerimiz var. İşte tele zoom dediğimiz objektiflerimiz var. Bunlarda orta açılı veya direkt tele zoom diyebiliriz. XC serisinin 50-230 lensimiz var. 55-200 lensimiz var. 50-140 lensimiz var. 100-400'ümüz var ve son olarak çıkan, sen bunu çok kullanıyorsun değil mi bu aralar? Son olarak çıkan 70-300 lensimiz var. Bunu benim hatırladığım kadarıyla canın çok kullanmasının nedeni, son zamanlarda kuş fotoğrafı çok fazla çekiyorsun. Gezilerde hafif kompakt bayağı işine yarayabiliyor. Şu ana kadar saydığım lenslerin dışında son iki lensimiz kaldı. 60mm f2.4 ve 80mm f2.8. Bu lensler saydığım kategorilerin aslında hiçbirine girmiyor. Ha tabii tele diyebilirsiniz, portre çekebilirsiniz. Belki manzara bile, sokakta bile çalışabilirsiniz. Yani her lens hemen hemen her şey yapılabilir. Ne kadar verimli olur tartışılır. Bu lensin özelliği ise özellikle 60mm 80mm'nin özelliği makro lens olması. Yani olabildiğince yakından fotoğraf çekmemizi sağlıyor. Genel olarak o zaman bir toparlayalım istersen Can. Anlatacağımız lensler bitti. Eğer lensinizin üzerinde tek bir rakam varsa, yani 56 gibi, lensiniz zoom yapmaz. Sizin zoom yapmanız gerekiyor. Yani siz ileri geri yürüyeceksiniz. Lensinizin üzerinde eğer rakam varsa, mesela 70-300 gibi, lensiniz 70mm'den 300mm'ye kadar bir zoom aralığında kullanabilirsiniz. Yine diyaframı eğer tek yazıyorsa lensin üzerinde, işte 16-55-2.8 gibi yazıyorsa, bunu sabit 2.8 gibi düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz değil, hatta öyle. Yani 16'da da 2.8'e inebilirsiniz, 55'te de. Ya da şu anki elimde olan 70-300'deki gibi 4.5-5.6 yazıyorsa, lensimi 70mm'ye getirdiğimde düşebileceğim en düşük aralık 4.5. 300mm'ye getirdiğimde ise düşebileceğim en düşük aralık 5.6. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçi çok keyif alınacak bir şey değil. Bu biraz daha böyle şey gibi. İşin matematik. Aynen, işin literatür kısmı diyelim. Aklınıza takılan bir şey olduğunda lütfen yorum kısmına yazın. Mutlaka takip ediyoruz zaten orayı. Elimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız. Cevap veririz. Sürçülisan ettiysek affola dilimiz döndüğünce. Kanalımıza neredendi? Şuradan veya buradan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.